Nerede abi? Bak evine bak. Yaşlan sen yine yaklaş. Biraz otları otları şey yap. Diğer tarafından. Tamam, diğer tarafına yaklaş. Sen abi sen normal yaklaştığın gibi yine yaklaş. Dur ben yakına gireyim. Sen bana ver. Buradan çok net. Benim arkamdan. Orada mı? Buradan çok rahat görebilirsin üstten. Bu yavruken daha birkaç günlükken ben şey oldu. Aramızda bir dostluk var bundan. Benim sesimden korkmuyor, yanına gidebiliyorum. Öyle abi ne kadar yaklaşabiliyorum? Bir yaklaş bakalım, çok merak ettim ben. Kaçması önemli değil ya. Zaten şu taraftan geçer misin abi? Şu taraftan yapalım. Onun yanında yaptığım tüm çalışmalarda bana hiçbir şekilde tepki vermiyor. Çoğu zaman elle de değebiliyorum ben ona. Böyle bir halimiz var. O görüşün gitsin de istemiyorum. Çok çakal falan var sağda solda. Evet. Burada bir güven içerisinde kalıyor. Tabi besleme falan söz konusu değil, kendi yiyeceğini buluyor. Bazen sabahları gidip gezmiş bir şeyler bulup gelmiş oluyor ama yeri mekanı daima burası. Ooo bayağı büyümüş. Şuna bakın arkadaşlar. Şaşırdım bakın, hiç de gitmiyor yani. Süper abi, valla bravo. Hadi o güvenini kaybetmeyelim. Aynen. Aynen öyle. Valla süper. Gördüğünüz gibi yaban tavşan herifi dokunma mesafesindeyiz. Böyle bir güven oluşmuş. Ben çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Bunlar tahminim 2 ve 3 kardeş. Ama o güveni yaşadığımız, o ilk tanışmayı yaşadığımız buydu. Ve evet, aramızdaki güven bununla doydu. Yani küçük bir nüansla elimi aldım. Kalbim atıyordu. Evet. Yere bıraktım. Bir daha rahatsız etmedim. Ve oradan bugüne geldik. Ya vallahi harika. Çünkü ben, hatırlıyorsanız ben de küçük bir tavşan bulmuştum. Gerçekten kalbi sanki elinize atıyor. Çok hızlı çarpıyor. Çok süper. Ben bunu başaramazdım valla. Süper. Süper sabır. Çünkü neden? Mesela bakın farkındaysanız burası bir ot bırakılmış. Sürekli bir tarlada ot bırakmak gerekiyor ki bu barınabilsin. Hani buradan uzaklaşmasın. Ya da hani tarladan çıkmasın. Tarladan çıkarsa çakallar, tilkiler onu hani çok hızlı bir şekilde yakalayıp öldürebilirler arkadaşlar. Çünkü kendini koruyacak donanımı yok şu anda. Bu yüzden hep sürekli saklanması lazım. Valla bravo. Çok şaşırdım. Bunu da bu şekilde gözlemlemiş olalım arkadaşlar. Rahatsız etmek istemiyorum, dokunmak istemiyorum ki gitmesin. Giderse zaten ormanlık. Uzun süreden beri burada. Bakın bu tavşan küçük değil abi. 2 aylık falan var mıdır? Yoksa da çok yakın. Yakın yani. Çünkü tahmin edebiliyorum ben. 45 gün önce yaşanan bir sahnedi bu. 45 evet. Gündür her gün gelir ziyaret ederim. İncire evet. Başladığımızda da sabah. Evet şöyle. Bak şu anda hafif evet. Sesler. Evet biraz ilerikte, biraz ileri yerleşti. Bunun dibini kesmedim. Makineyle ot biçerken önüme bir cisim çıktı. O kadar minikti ki. Ürktüm ben de. Fare filan zannettim. Çok dokunamıyorum fareye. Bir baktık minicik kulakları var. Elimi aldım. Kalbi çıkacak gibiydi. Böyle daha 1-2 günde. Hemen aynı yere bıraktım. Makineyi bir daha hiç çalıştırmadım burada. Ertesi gün gelip bir kontrol ettim. Hani dedim ya annesi geldi mi, aldı mı, öldü mü? 3-4 gün görmedim. Sonra tarlada sulama yaparken tesadüf böyle damlamaya delerken elim bir şeye değdi. Baktım gözümün içine bakıyor. O günden dostumuz başladı, bugünlere geldi. Aynen, çok bana inanılmaz güveniyor. Bir iki tane çok hızlı olan kardeşini gördüm ama inanın göz görebilecek gibi tabii, değildi. Tabii. O kadar roket haldeler. Ama bununla inanılmaz bir dostluğumuz var. Ben de elimden geldiğince muhafaza etmeye, korumaya, hassas bırakmaya çalışıyorum.